Evet değerli kozmik bilim müdavimleri, bugün sizlere kainat şifahanesinden çok önemli şifa reçeteleri sunmaya çalışacağız. Peki nedir sıkıntı? Bizleri hayata getiren, bakıp büyüten, eğitim veren, her an muti olmamız gereken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de hadislerinde, Kur'an'daki pek çok ayetlerde ve bütün mistik inançlarda kadına özel yer verilmiştir. İşte biz de bugün kadınlarımıza, annelerimize, kızlarımıza, bacılarımıza, kadınlık vasfı taşıyan herkesi ilgilendiren kadınlardaki rahatsızlıklar, kisttir, miyomdur, iltihaptır, adet düzensizliğidir, işte çocuk doğuramamadır veya düşük yapma gibi veya erken menopoza giren veya çok erken adet görüp sonra kesilenler için kainat şifahanesinden sizin için çok özel kürleri ilmimizin zekatı olarak sizle paylaşacağız. Peki bugün bunda ne var? İşte kainat şifahanesinden en önemli bir kürümüz burada gördüğünüz çok önemli hayıt tohumu. İşte bu gördüğünüz bitki Allah'ın kainat şifahanesinden hayıt tohumunu burada gördüğünüz evet tohumunu görüyorsunuz şu anda hayıt tohumu. Evet. Bu da bir bitki fakat biz burada tohumunu kullanıyoruz. Yine burada bir bitki, yine biberiye gördüğünüz gibi. Bu biberiye de daha çok yeşil bahçelerin etrafında insanlar için dikilir. Güzel mor çiçekleri vardır, açılır, morali düzeltir. Demek ki biberiye, civan perçimi ve hayıt tohumu. Şöyle bir daha alalım yakından. Gördüğünüz gibi civan perçemi, gördüğünüz gibi hayıt tohumu ve biberiye. İşte değerli kadınlarımız, annelerimiz, kızlarımız, bacılarımız, evinizde kainat şifanesinden ilmi literatürde şifalı bitkiler kitabımızda da paylaştık. Hayıt tohumu. Ne olmalı? Nasıl kullanılmalı? Nasıl demlenmeli? Ve İlmi literatürdeki bütün özelliklerle, içindeki etken maddeleriyle, kullanış şekline göre bunu biz kitaplarımıza yazdık. Yani kitapsız değiliz. Allah'ın kitabında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde ve kainat şifahanesindeki o bitkilerden istifade noktasında bunları sizle paylaşıyoruz. Bunların hepsi pek çok bilimsel altyapıya dayanıyor ama burası üniversite olmadığı için ben kadınlarımızı bu kürü vermekle başlıyorum. Evet, şu anda gördüğünüz gibi bu üç bitkiyi asla unutmayın. Yine söylemek istiyorum. Kistleriniz, hani doktorunuza gittiniz. Dedi ki kistiniz var, miyomunuz var, iltihabınız var, beyaz akıntılarınız var, beliniz ağrıyor. Bunların hepsinin işaretinde kadın hastalıkları aranabilir. Artı menopoza girdiniz. Yaşınız daha 40, çocuk yapmak istiyorsunuz. Veya adet göremiyorsunuz. Veya sancılı çocuklarımızın adetleri var. Veya hani doktorunuz size kesilebilirsiniz. Endometriosis dediğimiz bilimsel adlarına girmek istemiyorum. Çünkü biz tıp hekimi değiliz, doktor değiliz. Sadece kainat şifahanesinden bitkilerle sizlere şifa reçeteleri vermeye çalışıyoruz. Evet bunlar sağlığınıza katkı yapacak. Bağışıklık sisteminizi güçlendirecektir. Peki son bir defa daha çünkü insanımız bu bitkileri bilmiyor. Demek ki kadınlarımızın en önemli şey burada gördüğünüz civan perçemi. Gördüğünüz sarı renkli kainatta çok rahat bulabilirsiniz. Yine aynı şekilde hayıt tohumu kadınlar için ilmi literatürde eskimez kitaplarda ve biberiye. Tabii ki daha pek çok bunun gibi adaçayı gibi pek çok bitkiler var. Ama biz bu üçünü yaptığımız tecrübelerde, binlerce insanla yaptığımız çalışmalarda bu üçünün kadın hastalıklarında derdinize deva olduğunu gördük ve katkı müspet katkı yaptığını gördük. Peki ne yapabiliriz bunu? Şimdi bunun dünyaya baktığımız zaman işte Avrupa'da reform ağızlar var, Amerika'da vitamin büfeleri var. Rusya'da her sokakta bitki hastaneleri var. Bakın bitki hastahaneleri var. Evet. Şimdi ne yapıyorlar?
İşte bunların bir, çayları var. İki, bunların yağları var. Üç, tabletleri var dünyada. Ve bir tondan çıkarılan ekstratları var. Bunlar da sanayi olarak insanla hizmet veriyor. Biz burada şimdi neyi yapacağız size? Bu bitkilerden bir şifa reçetesi, bir kür size sağlıklı yaşamınıza bir katkı yapsın diye. Evet, hemen suyumuzu alıyoruz. Bir tane güzel bir demlik. Her gün problemi olanlar sabah, öğle, akşam birer bardak. Buradan ne yapıyoruz? Civan perçemimizi içine atıyoruz bir tane. Ben şöyle bir bilgi de vermek istiyorum. Şimdi bu çayların hepsini, civan perçemini sabah, hayıtı öğlen, biberiyeyi akşam demleyebilirsiniz. Ayrı ayrı. Ayrıca bunun üçünü de karıştırarak da yine bir arada sabah, öğle, akşam içmeniz halinde de yine de çok daha büyük bir şifa. Yani üçü bir arada Maranki'den, üçü bir arada kadınlara bir formül. Bunu koyuyoruz içine bir iki tane. 500 gramlık bir su alıyoruz, 2 su bardağı kadar. 3 tane civan perçemini koyduk burada. Bu çok önemli. Hemen içine bir cimcik buradan hayıt tohumunu koyuyoruz. Gördüğünüz gibi hayıt tohumunu da koyduk. Az daha koyuyoruz. Evet, çok önemli. Çünkü hayıt tohumu, sadece bir hayıt tohumunda binlerce hayıt ve biberiye. Dünyada insan neslinde kanın temizlenmesinde ve kanı kıvamına getirmede pek çok çalışma var. Kan inceltici, kan sulandırıcı olarak kullanılan biberiye çok faydalı bir bitki. Bunu da yine kullanıyoruz daha çabuk tesir etmesi için. Ve bunun içine gördüğümüz gibi hemen özel olarak kaynatılmış 100 derecede buharı çıkacak. Evet, koyuyoruz 500 gram. Evet, 500 gram suyumuzu koyduk ve kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi bakın şöyle bütün bu bitkiler içinde civan perçemi, hayıt tohumu ve biberiye. Hemen rengi sapsarı oldu gördüğünüz gibi. Şimdi bunu bu şekilde, evet, Kainat Şifahanesi'nden. Peki hocam, bunların faydaları ne? Tabii burası üniversite değil. Halkımız çözüm bekliyor, şifa bekliyor. Onun için ben biberiyenin kan inceltici, kan sulandırıcı özelliği yanında hayıt tohumunun kistlere yönelik tesiri yanında yine civan perçeminin kadınlardaki iltihabı azaltıcı özelliklerine ait eskimez kitaplar. Peki bu eskimez kitaplar ne? Tabip İbn-i Şerif'in Yadigar 1-2'sinden, Fıkh-ı Süheden tutun da daha İbn-i Sina'nın fıkhın, tıbbın kanunlarına kadar pek çok eskimez kitapta bunlarla ilgili kayıtlar var. Yine şifalı bitkiler kitabımızda bütün bunları da yine bu ortaya koyduk şu anda. Şifalı bitkiler kitabımızda da hem civan perçemini, hem ayıt tohumunu, hem biberiyenin faydalarını da bulabilirsiniz diye söylemek istiyorum. Evet, bu şimdi üçünü bir arada yaptık, demledik. Tam şu anda bu demlemenin peki süresine kadar? Dünyada TNN, çay evleri diye çok önemli kuruluşlar var. 120 çeşit çayı getiriyorlar, insanlar önünüze koyuyor. Mesela böyle kabuklu çayları, taneli çayları 5 dakika. Sert kabukluları 4 dakika. Çok ince yapraklı, burada gördüğünüz gibi olan çok önemli. Mesela meyan kökü gibi olan küçük ince yaprakları ise yaklaşık 3 dakika demlemeye bırakırlar. Biz bunu ortalama 5 dakika demlemeye bırakıyoruz. 5 dakika demlemenin sonunda biz bunu ne yapıyoruz? Sabah, öğle, akşam birer bardak ve 21 gün
Demek ki her gün 3 bardak 200 gramdan bu yaklaşık şu an bu elimizdeki bir su bardağı 150-200 gram arası alır. Bu 500 gramlık çayınız size bir gün yetecektir. Ama 21 gün beden dönüşümü, 21 gün 3 hafta devam etmeniz halinde ne olacak? O bel ağrılarınızda bir azalma olacak. Belki idrarınızdan böyle çok koyu mayiler atacaksınız, iltihaplar atacaksınız. Hatta parça parça döküntüleriniz olabilir, hiç korkmayın. Bunların hepsi birer şifadır diyoruz. Bu ara tabii ki size bunu yaparken de istikrar çok önemli. 3 hafta buna devam etmenizi öneriyoruz. Sadece bu kadın hastalıklarınıza değil, psikolojinize, cildinizin detoks yapmasına, saçınıza, bilhassa biberiye bakın, gördüğünüz gibi burada saça benziyor. Mesela biz biberiyeden saçta biberiye yağının saça çok faydalı olduğunu biliyoruz. Sadece kadınlık rahatsızlıklarınıza değil, cildinizdeki kıllanmaları da hormon dengenize katkı yaptığı için faydalı olacaktır diye söylemek istiyorum. Son bir defa daha civan perçemi, arkadaşlar ekrana da versinler bu ara, hayıt tohumu ve biberiyeyi burada gördüğümüz gibi, evet, demliyoruz. Yaklaşık 5 dakikamız oldu ve gördüğünüz gibi, evet, kadınlara özel çok önemli bir formül. Geleceğimiz olan kadınlarımız, evet, bunu bu şekilde içebilirsiniz. İçemeyenlere kestane balı koyarak içmek mümkün ama asla şeker kullanmayın ki içindeki etken maddelerin özelliği bozulmasın diyoruz. Sahile 3 yudumda ve tabii ki oturarak suyun içilmesinde büyük şifa var diyoruz. Bismillah dedik her ayrım başı. Evet, tadı da çok güzel. İşte kış günlerinde sizi rahatsızlıklardan koruyacak kadınların kisttir, miyomdur, iltihaptır, erken menopozdur, erken kesilmedir, endometriosis dediğimiz kadınlarla ilgili rahatsızlıklarda, ağrılı adetlerde, sancılı adetlerde ve erken adet görmede ve kesilmelerde, yine çocuk olmama problemi yaşayanlarda bu üçü bir arada civan perçemi, hayıt tohumu ve biberiyeyi hepinize öneriyorum. Peki hocam çare olur mu? Kainat şifanesinde bunlar dünya gıda kodeksine uygun bitkilerdir. Bu bitkilerin toksite değerleri sıfırdır. Uygun dozlarda kullanıldığında mutlaka size şifa olacağını da kanunlar dairesinde kabul edilmiştir. Bu çayları biz hepinize öneriyoruz diyoruz. Kadınlarımıza, bizleri hayata getiren, büyüten, yol gösteren, ayaklarının altında cennet olan annelerimize şifa olsun diyoruz.
Evet, kozmik bilim müdavimleri. Bugün erkeklere yönelik bir takım formüller. Çünkü erkeklerimiz çok sıkıntılı, stresli, iş. Gayret ediyorlar, evlerine geliyor, yorgun, argın, performansları çok düşmüş, mutsuz, umutsuz bir insanımız var. İşte gördüğünüz gibi kainat şifanesinde kuşlar var. Ama kuş ötmüyor. Niye ötmüyor kuşlar? Çünkü kainatta kuşların yiyeceği gıdalar bozulmuş. İnsanlar çam ağacı dikiyor. Çam ağacında ne yesin? Eskiden börk böcek yerdi, kalmadı. Kimyasal ilaçlar bunları yok etti. Onun yediği hayvanları biz yediğimiz için biz de yok olduk. İki, bütün her yere dikilen ormanlar, eskiden dağlarda ahlat vardı, alıç vardı. Bunları yerdi kuşlar, öterlerdi. İşte kuşlar ötmüyor. Arılar yok oldu. Karıncalar yok oluyor. Tabiat yok oluyor. E peki bunu yapmak için diyorlar ki hastaneler var. Peki bu hastaneler ne yapıyor? Bizi yok ediyor. Biz erkeklere diyoruz ki bakın. Sağlıklı yaşamın reçetesi kainat şifanesinde mevcut. Bakın görüyorsunuz burada bir boynuz var. Bak keçi meyliyor. Canlı. Niye keçi diyoruz? Çünkü kainat şifanesinde bu yaprağı ancak keçi yer. Bunu kopardığınız zaman keçi bunu yemez. Üstüne kimyasal ilaç verdiğiniz zaman bunu yemiyor bu hayvan. Bu boynuzlar nasıl oluyor? İşte çok önemli. Bakın. Keçi boynuzu. Pekmezimiz var. Allah Celle Celaluhu bir ağaç yaratmış. Aynı burada gördüğünüz gibi keçi boynuzu. İçinde tohumları var. Bakın size Kur'an'ın bir mucizesini buradan söylüyorum. Dünyanın neresine giderseniz gidin. Hani elmasın kıratı, altının kıratı gibi bir takım sözler vardır değerli taşlarda. Ölçüm aleti. Bakın dünya tarihinde Maranki'den bir ilk. İşte o keçi boynuzunun içindeki çekirdekler dünyanın her yerinde. Afrika'da da, Asya'da da, Suriye'de de, Kastamonu'daki keçi boynuzunun içindeki o çekirdeklerin gramajları aynıdır biliyor musunuz? Bu da bir Allah'ın mucizesidir. Ve bu gramajlar çok önemli bedendeki hücrelerin gücüne de bir işaret olduğuna dair eskimez kitaplarda kayıt vardır. Peki ona niçin keçi boynuzu denmiş? Çünkü keçinin boynuzunda, bilhassa bunlar erkek hayvanlarda, keçi boynuzu eskiden beri bunlardan ne yapılmış? Keçi boynuzu erkeklik problemi yaşayanlarda kullanılmış. Onun için harnut dediğimiz keçi boynuzuna da bu ad verilmiş. Onu kullanabilirsiniz. Bir. Peki ikincisi erkeklerde en önemli şey, illa et yiyecekseniz asla tavuk etlerinden, içinde östrojen ve prolaktin olan tavuk 28 günde yetişmiş hormonlu antibiyotikli hayvanları yemeyeceksiniz. Bunu yiyen çocuklarımıza bakın bugün. Bütün çocukların göğüsleri büyümekte. 8, 10, 12 yaşında, 18 yaşında çocuğun göğüsleri kız memeleri gibi büyüdüyse bundan bu çocuğun erkek olamayacağını çıkarabilirsiniz. İleride evlense de sperm eksikliği olabileceğini düşünebilirsiniz. Bu çok çok önemli. Bu bir kayıt olarak, belki de bir ironi, bir nostalji olarak söylüyorum size. Ama bunun yanında siz kırmızı et, keçi eti, kuzu eti, oğlak eti, yani tabiatta yemle beslenmeyen hayvanların etini yiyebilirsiniz. Hatta asla bu hayvanların, hocam derdi, bir bitki şekli neye benziyorsa ona şifadır. Hayvanın neresini yerseniz o da size şifadır diye, o organınıza şifadır diye. Nene teknolojimizde, halk dilinde bu vardır. Şimdi o kitapsız profesörler, kitabı olanlar varsa tebrik ediyorum, diyebilirler ki yahu ilmi literatürde böyle bir şey yok. E zaten senin kitabın yok ki, bir araştırman yok ki, sen İbn Sina'yı araştırmamışsın ki, tabip İbn Şerif'ten haberin yok ki, fıkıh, sühiyeyi kapağını açmamışsın.
Zaten sen fıkıhı kabul etmiyorsun. Sen sekülerisin. Sen kitapsızsın. Hem dünyevi kitapsızsın hem uhrevi kitapsızsın. Şimdi İbn Haldun mukaddimesini yazmış. Reagan çıkmış demiş ki ben dünyayı bu kitapla idare ettim demiş. Mukaddimeyle. İki defa başkanlık kazanmış. E şimdi bilimsellik arıyorsan araştıracaksın. Eskimez kitaplarda İbn Sina'nın Fittül Tıp, Tıbbın Kanunları kitabını bu ülkede tıp fakültelerine, eczacılık fakültelerine ders kitabı olarak koymazsan ömrün hastane kuyruklarında organları eksik olarak ve devletimizin yüz milyarlarca dolar lirasıyla sağlıksız bir nesil bırakırsın. Ey bu ülkeyi idare eden yöneticiler, YÖK Başkanı, Sağlık Bakanı, Ahmet Maranki'ye tuz yaladı diye cezayı veriyorsun. Bunu da bilim kurulundan veriyorsun, mahkemeler bekliyor. Durmak yok, yola devam. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bana bu Çankırı tuzlasından çıkan bu tuzu yaladım diye Peygamber Efendimiz yemeğe tuzla başlardı, tuzla bitirirdi. Dünyada radyoaktif patlamalarda halka tuz dağıtılıp tuzun içindeki 84 mineralin bugün yazılabilmiş olması çok önemli bir gelişmedir. Bunun üzerine bu kitapsız, hiçbir bilimde yer almayan, bununla ilgili Türkiye'de hiçbir kanunu meyde yokken yerleşik düzenin tetikçileri tarafından ve bunu da bir takım bakanı, müsteşarı ile ilgili kaymakamını, valisini işin içine sokarak yollamak bugün kaos çıkarmaktır. Ülkede ikilik yaratmaktır. Peygamber Efendimizin sünnetlerini tartışmaktır. Dünya biliminde Çernobil'de ve Japonya'da halka dağıtılan tuza karşı bir isyandır. Bu bilgisizliktir en azından. Ve bunu bir bilim kurulunun, şuranın yapması sadece bu işi ben burada Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve duyarlı eşi Emine Erdoğan'ın duymasını istiyorum. Nasıl ki araba filmi camına 5-10 bin kişiye ilgilenen bir konuya Sayın Cumhurbaşkanımız müdahale gereği duyduysa, milyonlarca kişiyi tuzun mübarekliği konusunda böyle bir yorum yapan bir bilim kurulunu Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Allah'a havale ediyoruz. 1 milyon üyemiz hükümete karşı bu çok olumsuz düşüncelere sahip olmuştur. Bu bir yıpratma hareketidir. Bu bir kaos yaratma hareketidir. Bu bir algıdır. Bu konuyu mahkemelere gittiği için fazla konuşmak istemiyorum. İşte sağlıklı yaşam bir sanat. Bizler hekim değiliz. Ben kitaplarım var. 14 tane sağlık serisi kitabımda. Şifalı bitkiler kitabım 1 milyon. Yani Türkiye'de 10 milyon kişi tarafından okunmuştur. Cerrahpaşa, Çapa, pek çok Hacettepe'de bize gelen danışanlarımız hocam kitaplarınızı profesör hocalarımızın kürsüsünde görüyor. Çünkü yazılmamış. Tek yazılan şifalı bitkiler kitabı Eczacılık Fakültesi kurucularından Profesör Doktor Turan Baytop'undur. Bir de bu kitap vardır teferruatlı olarak. Niye bunları anlatıyorum? Biz eser bırakıyoruz. Burada gördüğünüz gibi elimizde Alkali Yaşam kitabımızdan tutun da pek çok Yaşam Enerjisi kitabımıza kadar 12 tane şifalı kürler, şifalı bitkiler, şifalı taşlar, şifalı hareketler gibi, şifalı bitkiler gibi, şifalı yemekler gibi pek çok kitabı insanlığa kazandırdık. Çok şükür hem kitabımız var, hem kitabımız var. Bu kitapsızlar bu kitabı olanlara düşman. Niye? Bu millete düşman. Bu milletin sapçık çıktığı değerlere düşman. Bu ülkede savunduğumuz fikirlere düşman olduğu için ittifakla büyüklerim böyle demiştir. Onun için saldırıyorlar ama durmak yok, yola devam diyoruz. Peki bugün erkeklerden çıktı. Evet,
sağlıklı yaşamak mümkün. İşte kainat şifahanesinden insanlık için burada gördüğünüz karabaş otu. Gördüğünüz gibi karabaş otu, görmeyenler için yakın çekim yapıyoruz. Çünkü artık insanımız bitkileri bilmiyor. Ve burada çoban çökerten, bakın burada dikeni var. Çok yakın alsın kamera bunu. Dünyanın en güçlü ürünü. Bak dikenine dokunduğunuz zaman muazzam bir diken, bakın her yeri. Bunun bir adı da çoban çökerten, deve çökerten. Niye buna çoban çökerten, deve çökerten diyoruz? Deve buna ayağıyla bastığı zaman yere çekiyor. Çok kuvvetli. Hocam derdi ki bir şeyde diken varsa, acıysa, yakıyorsa, çarpıyorsa müthiş bir şifa vardır. Yılan zehri bir şifadır. Arı zehri bir şifadır. Homeopati biliminde kullanılmaktadır. Tek kullanılmayan ülke Türkiye'dir. Yine bir üçüncü, burada da çok önemli bir ürünümüz var ve damar otu. Aynı insanın damarı gibi, zaten bu bitkinin şekli de damar gibi olduğu için yıllardır buna damar otu denilmiş. Ve bu üçlü bir yerde de karabaş otu, çoban çökerten ve damar otunu da bir insanlığa, üçü bir yerde. Erkekler, performans eksikliğiniz varsa, sperm eksikliğiniz varsa, çocuk problemi yaşıyorsanız, işte spermlerimizde yapılan biyogramlarda bir eksiklikler doktorlarınız buluyorsa, artı yine de sağlıksız bir yaşama ve olumsuz bir hayat tecrübesi yaşıyorsanız, mutsuzsanız, umutsuzsanız, güçsüzseniz, sağlıksızsanız, saçınız dökülüyorsa, cildiniz bozuksa, prostat rahatsızlığı çekebiliyorsanız, işte bu üçü bir yerdeden kainat şifahanesinden size şimdi bir kür. Evet, bitkilerin şifacılığını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Hemen alıyoruz, suyumuzu alıyoruz hemen bitkilerimizden. Evet, 500 gram suyu 3 tane. Buradan hemen karabaş otumuzu koyduk gördüğünüz gibi. İçine damar otumuzu koyuyoruz. Ve tabii ki elimizi yavaş yavaş götürüyoruz ki dikenleri var. Çoban çökerten, deve çökerten suyumuzu, kaynamış suyumuzu. Evet, asistanlarımız koyuyorlar. Gördüğünüz gibi. Evet, yeterli. Burada göstermek için. Bunlardan 10'ar gramını koyuyorsunuz. Evet. Gördüğünüz gibi erkeklik sıkıntısı yaşayanlar, damar problemi yaşayanlar, unutkanlık problemi yaşayanlar, hekimleri tarafından beyin nekrozu, damarlarında daralma, kalp damarı daralması yaşayanlar, kalplerinde problem, ritim bozukluğu olanlar ve yine erkeklik problemi, varikoselleri olanlar, yine ayaklarında damar sıkıntısı çekenler, varis problemi olanlar, hepsinin kainat şifahanesinden destekleyici. Ama size doktorunuz kalbinizde bir sıkıntı var diyorsa veya başka probleminiz var diyorsa tabii ki önce doktorunuza gideceksiniz. Ama destek için burada gördüğünüz kainat şifahanesindeki bu üçü bir arada, karabaş, çoban çökerten ve damar otunu 500 gram suyun içine 10'ar gram koyuyorsunuz. Günde 3 bardak gördüğünüz gibi 5 dakika demlemeye bırakıyorsunuz. Ondan sonra burada gördüğünüz gibi, evet, şunların ışığında çekerken profesyonel bir şekilde, evet, alıyoruz ve bismillah sahille 3 yudumda. Tadı da çok güzel. İçemeyenler için yine mümkünse kestane balı, en kuvvetli balımızı, çiçek balı, çam balını pek önermiyoruz. Çiçeğe de alerjiniz olabileceği için test yaptırmanız lazım ama en garantili kestane balı, tabii kestane balı bulabiliyorsanız bunun içine koyarak, tatlandırarak içebilirsiniz. Evet, işte erkeklerimiz yoruluyorlar, hayatta sıkıntı var. Bunlar için yapılabilecek en önemli şey bizim size desteğimiz, gördüğümüz gibi. Tabii ki burada anlattık. Mesela işte şimdi burada bir kabak çekirdeği var. Yani bu kabak çekirdeğini niye Allah yaratmış? Koca kabağın içinde bir tane çekirdekte 100'e yakın kabak var.
Bunun yağını kullanabilirsiniz, çekirdeğini yiyebilirsiniz, kaynatıp suyunu içebilirsiniz. Yine bu da bilhassa prostat sıkıntısı çekenlere yapılan çalışmalarda ilmi literatürde kayıt altına alınmıştır. Siz olun, sakın piyasalarda satılan, buradan uyarmak istiyorum, bir profesör, bir sanatçı, bir devlet adamı, bir insan 50 yılda yetişiyor. Bu insanın performans eksikliği, eşiyle mutsuzluğu yönünden maalesef piyasalarda bizim kanunlu ürünlerimizi elimiz titriye titriye satarken bu Viagra diye adı geçen bir takım ürünlerin el altından satılmasının serbestliğini anlamak mümkün değil. Bunların içinde hepsinde kimyasal madde olduğu için belli yaştan sonra damarlardaki elastikiyetlerde sıkıntı olduğu için bu alınan enerjiyi atamama sıkıntısı yüzünden dolayı insanımız kalp krizi riski taşıyor, bir takım rahatsızlıklara sebep ölümlerden elimizde onlarca meşhur önemli insanın isimleri mevcuttur. Bunlar bilim adamı olduğu gibi sanatçılar vesaire, futbolcuları da sayabiliriz. Bunlar duyulan bilinenler. Onun için sessiz olun. Asla piyasada satılan, eşleri de uyarıyorum bu ara, eşiniz böyle bir ilaç kullandığını görüyorsanız kainat şifahanesinde bu işleri çözecek, gördüğünüz gibi karabaş otu, çoban çekerten ve damar otundan yapılmış balla, bunu çayını balla karıştırıp içtiğinizde bununla ilgili çok büyük şifa göreceksiniz diye söylemek istiyorum. Tabii piyasada bunların çok önemli, işte tabletleri var, macunları var, bunlardan yapılmış işte keçi boynuzu, harnup pekmezi var. Artı yine arı sütünden yapılmış çok önemli ballar var. Bunları kullanın, en azından zararını görmezsiniz diye söylemek istiyorum. Peki hocam fayda olur mu? Efendim size %1 faydası olacaktır. Çünkü burada gördüğünüz bütün bu ürünler Avrupa Gıda Kodeksine uygun, Tarım Bakanlığımızın onayladığı, toksite değeri dozunda kullanıldığında zararı olmayan müsaadeli bitkilerdir. Biz size bunların en azından çaylarını ve kanuni ruhsatlı alınmış olan ürünlerini önerebiliriz belki. Ama esas bizim anlatmak istediğimiz, hastalandığınızda doktora gidecek, hastalanmamak için de kainat şifahanesindeki bu bitkilerden istifade edeceksiniz diye söylemek istiyorum. İşte bütün erkeklere buradan kaliteli yaş almanın, mutlu huzurlu bir evliliğin, bir aile hayatının yolunu göstermek istedim. Ve pek çok gelen bizde yaptığımız doktorlarımızın uygulamalarında 50-60 yaşında pek çok aile bireyi babalarda frengi gibi, bel soğukluğu gibi, herpes gibi, HIV gibi hastalıkların çığ gibi büyüdüğü bir zamanda hem ahlaksızlığın önüne geçmek hem de sağlıksızlığın önüne geçmek için ben sizi kainat şifahanesine davet ediyorum. Bütün erkeklerimize ahirette bizi kurtaracak bir eser olarak yazdığımız bu şifalı bitkiler kitabımızda bununla ilgili de bütün formülleri sizlerle paylaştık. Niye bunu yapıyoruz? Çünkü ahirette bizi kurtaracak bir eserimiz olmalı. İşte eser. Ve işte bu formülleri de ilmimizin zekatı olarak sizlerle paylaşıyoruz. Hepinize iyi seyirler diliyorum.